Ya şöyle 25 Kasım Uluslararası Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü vesilesiyle aslında günlerdir, aylardır çalışması yürütülen Taksim Tünel'de buluşma ve orada 25 Kasım'ın tarihçesi adına bir eylem düzenlenecekti. Ve bizler de o eyleme katılmaya gittik. Eylem kaymakamlık kararıyla engellendi ifade edildi önceki günlerde. Ancak bizler bu kararına zaten hukuki olarak da bir karşılığı olmadığı, bizler için de bir meşru olmadığını zaten her zaman ifade ediyorduk. 25 Kasım gecesi Taksim'e gittiğimizde henüz toplanma vesaire yokken öbek öbek buldukları her alanda kadınları işkenceyle gözaltına almaya başladılar. Ve bizler de bir kaldırımda yürürken aslında herhangi bir eylemde değilken birden etrafımızı çevirip sağdan soldan herkesi oraya getirip bir abluka oluşturdular. Ve orada bizlere yürüyemezsiniz, kaymakamlık kararı vardı, o yüzden sizi gözaltına alacağız dediler. Biz zaten hani yürümek bizim hakkımız, seyahat özgürlüğümüzü engelliyorsunuz, henüz eylemde değiliz. Kaldı ki eylem de bizlerin hakkı, anayasal hakkı vesaire. Onlar da biz sizin nereye yürüdüğünüzü biliyoruz gibi gibi böyle tahrik edici laflarla ve sert bir üsluple birden saldırmaya ve gözaltına almaya başladılar. Orada test kelepçe işkencesi başta olmak üzere orantısız güç kullandılar. Ve bizler de o saldırı esnasında 25 Kasım'ın meşruluğunu, kadına yönelik şiddetin, tacizin, tecavüzün karşısında durmayanların bizleri engelleyemeyeceklerini ifade ettik. Ve orada bizler bunu ifade ederken etrafımızda zaten herhangi bir basın yoktu. Herhangi bir oradan geçen vatandaş dahi yoktu. Ve bizleri izole bir alanda aslında işkenceyle gözaltına almış oldular. Şöyle test kelepçe yaparlarken bizler test kelepçenin insanlık suçu olduğunu ve test kelepçe yaptırmayacağımızı söyledik. Onlar da yapacağız dediler ve saldırmaya devam ettiler. Ve ben test kelepçe yapılmaması için direnmeye başladım. Çünkü orada herhangi bir suçluluk durumu yok. Suç işleyen kolluğun kendisi ve bizler insanlık dışı bu muameleyi hak etmiyoruz. Ancak test kelepçe yapmak için önce yerlerde sürüklemeye, darp etmeye başladılar ve benim direncimi kırmak için ayağıma basıp bacağıma tekme vurarak kırdılar orada ve ayağım orada ters döndü, onu gördüm. Ve sonra hala ben direnmeye devam ettim çünkü çok acı çekiyorum ve onların yaptığı şey insanlık dışı şey karşısında da eğilip bükülmek de istemedim. Ancak bu kez de kırık ayağıma defalarca tekme vurmaya başladılar. Ve ardından ayağım kırdıklarını anlayıp yani o kadar işkenceci oldukları konusunda profesyonelleşmişler ki birden ayağımı tutup düzelttiler. Yani çekme de yaptılar orada. İlk müdahaleydi aslında onlar yaptığı. Doktorun yapması gereken müdahaleyi. Onun sonrasında ben ayağımın kırıldığını orada ifade etmeme rağmen hiçbir şekilde esneme yapmadılar. Hunharca araca bindirdiler. Araç içerisinde de ben ayağım kırık olduğu için yere koyamıyordum ve kelepçeli ellerimle ayağımı tutmaya çalışıyordum. Ve ayağımı tuttuğum için o elimle ayağımı tuttuğum için beni tekrar kelepçemi açıp ters kelepçe aracın içinde yaptılar. Daha sonra Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne götürüldük. Orada da doktor muayenesi gelene kadar benim burnumun kritik olduğunu ben ve benimle birlikte alınan arkadaşlar söylemesine rağmen sıranızı bekleyeceksiniz dediler ve onlarca insanı gözaltına almışlardı ve sırayla muayene sürecine ulaşabildim. Muayene sürecinde doktor acilen müdahale edilmesi gerektiği, orada ortopedi olmadığı için başka bir hastaneye gitmemiz gerektiğini söyledi. Ancak polisler doktorun yönlendirmesini keyfi bir şekilde safsakladı. Yani beklettiler beni dışarıda, soğukta. Keyfi bir şekilde ben orada beklemeye başladım.
Daha sonrasında bir araçla beni başka bir hastaneye götürdüler. Sarıyer'de bulunan kemik hastanesine götürüldüm. Orada da zaten araçla gittiğim için çok sağlıksız bir yolculuk oldu. Orada da yani çok sıkıntılı bir yolculuk geçirdim. Ambulans verilmedi. Sebebini çok bilmiyorum da polis aracıyla götürmem istendi. Yani polise öyle götürdü, öyle diyeyim. Sonra o hastaneye gittiğimizde de beklemeye devam ettik. Doktor muayene etti, tekrar röntgen film çekildi. Ve bana ameliyat mı edelim? Ameliyat edilmesi gerekiyor normalde. Ama işte sen tercih edersen alçı da olabilir dedi. Ve ben yakınlarıma ve avukatıma ulaşamadığım için, bu hakkım engellendiği için ameliyata girememiş oldum. Ve o yüzden de alçılatıp eve gelmek zorunda kaldım. Alçılattıktan sonra ifade işlemleri için saatlerce yine polisleri bekledik. Sonrasında gittiğim kemik hastanesinde doktor muayene ederken düştüğümü söyledi. Yani sen düşmüşsündür dedi ve ben şiddetin içerisinde ve polisin ayağıma basarak, diğer ayağına tekme atarak kırdığını gördüğümü söylememe rağmen ya bu kırık öyle bir kırık olamaz gibisinden saçma sapan bir diyaloğa girdiler ve orada resmen polis şiddetinde örtbas etmeye çalışma gibi bir girişimleri vardı ve ben göz altında bütün bunları yaşadığımı ve bütün süreci kendim gördüğümü, onun dışında zaten bizlerin çekecek herhangi bir basın yoktu ama polisin kendi aslında kamera kayıtları da var. Onun dışında TTB'den arkadaşlar hastaneyle iletişime geçtiler, sürecimle ilgili sorular vesaire sordular. Sonrasında doktorların da polislerin de tutumu biraz değişti. TTB'nin ulaşması, işte kadın örgütlerinin, bağımsız feministlerin oraya gelmesi, sahiplenmesi. Onun öncesinde yani bütün haklarım engellenerek, işte insanlara ulaşma ya da avukatıma ulaşma haklarım engellenerek orada böyle bir süreç geçirdim diyeyim. Yani doktorun ilk başta söylediğim şeyi inandırıcı bulmaması, polis yapmamıştır bakış açısıyla düştüğümü ima ederek şeyler söylemesi tabii ki de bizlerin susup geçeceği bir şey değil. Çünkü işçilere, emekçilere, devrimcilere, kadınlara yönelik sistematik bir şekilde bütün faşizmin, devletin bütün mekanizmalarıyla kol kola verdiği ve bütün kurumlarında önümüze çıktığı zaten gerçeği her zaman var. Hem doktor için suç duyurusunda bulunacağız, hem polis, bacağımı kıran polis hakkında suç duyurusunda bulunacağız. Yani tabii ki bizler mücadelemize devam edeceğiz. Suç duyurularımız tek başına çözüm gözümüz bir şey değil. Bizler bu faşizm karşısında dik durarak sokaklarda, meydanlarda, fabrikalarda, tarlalarda sesimizi çıkararak mücadelemizi yükseltmeye devam edeceğiz. Bugün yapılan aslında 25 Kasım'ın günü yapılan, o gecesi yapılan aslında tacizcilere, tecavüzcülere cezasızlıkla birlikte getirilen aslında bir bakış. Bugün kolluğun ve devletin bu kurumların böyle azgınca saldırması ve akabinde kadınlara yönelik şiddetin, tecavüzün, katliamların da artmasının da önünü açıyor. Ve bizler bundan karşısında durmaya devam edeceğiz. 25 Kasım Mirabel kardeşlerden aldığımız bilinçle, inatla ve özgürlük örgütlü bir anlayışla diktatörleri de bu faşizmi de yeneceğiz diyorum. Yani Dominik Cumhuriyeti'nde, Türkiye'de de, İran'da da öncelikle kadınlara dönük ve halklara dönük ciddi saldırılar söz konusu. Geçtiğimiz günlerde işte İran'da Mahsa Amini'nin katledilmesi ve ardından grevlerle, direnişlerle, ayaklanmasıyla birlikte gelişen bir mücadele var orada. Ve biz de aslında dünyadaki bütün bu mücadele dinamiklerinden besleniyoruz. Bizler İran'daki mücadele bizlere yol gösteriyor. Dün nasıl ki Dominik Cumhuriyeti'nde Mirabel kardeşlerin gösterdiği o yolu takip ediyorsak, rehber ediniyorsak, bugün Kürt kadınlarına dönük İran'da, Afganistan'da, Türkiye'de, Kürdistan'ın birçok bölgesinde
siyasal İslamcıların gerici devlet ideolojisiyle bürünmüş faşistlerin, çetelerin bu zihniyetlerin karşısında elbette bu mücadeleler çoğalacaktır ve buna tabii kadınların öncülük etmesi, kadınların kuşkusuz bunu zafere götürmesi bizlerin ortak ve birleşik mücadele zemininden aslında bu anlayıştan, bu mantıkla aslında zafere ulaşacağız. Şöyle aslında bu direnişlere en başta Türkiye'de de bununla benzer örnekler var. Direnişlerde, grevlerde, kitlesel eylemliklerde hep kadınlar öncülük ediyor. Ve Xinjiang azadı, kadın yaşam ve özgürlük bu anlamda kadınların aslında bu düzen içerisinde en çok sömürüldüğü, en çok ucuza çalıştırıldığı, katledildiği bir dizi sorun sayabiliriz. Ve bundan kaynaklı kadınların da mücadeleye atılma ve bu mücadeleden vazgeçmeme, bu mücadeleyi ileriye taşıma azimleri bizleri bütün hakların da ortak bir dille söyleyebileceği Xinjiang Azadi'yi bugün bizlerin sokaklarda, meydanlarda bu şiarla aslında mücadeleyi yükseltmemiz gerektiğini de çok net bir biçimde en son İran halkları göstermiş oldu.